Ameliyat fıtıkları, yani kesi fıtıkları. Evet. Ameliyattan kaç gün sonra ortaya çıkıyorlar? Erken dönemde çıkanları da olabiliyor. Yani ameliyat sonrası işte problemlerin olması örneğin fıtık oranını arttırıyor. Orada bir enfeksiyon, iltihaplanma varsa. Peki hareket artırıyor erken mu? Erken dönem oluyor. Hareket çünkü, arttırıyor. Ama biz mesela artık yeni mobilize etmeyi tercih yeni ediyoruz. Trendler, yeni eğilimlerimiz. Biz bugün ameliyat, yarın hareket. Evet. Veya yarına bile kalmıyor. Yarına bile kalmadan hemen abi. Kalp olduğu için bir günlük bir sürü verelim. Ama herhangi bir ameliyatı, mesela varis ameliyatı. Hatta ama orada tabii emboliyi önlemek hemen, gibi hayati hedeflerimiz de var hocam. Yatmıyorsun bile, kalkarak gidiyorsun. Evet. O yüzden biz mobilizasyonu artık şu anda hayat şey geleneği olarak kurduk. Evet. Ama diyelim hasta kilolu. Fasiyası da gerçekten çok hı-hı başarılı değil. Cerrahlarımız onu düzelttiler ama hastada yine bir risk var. Evet. Peki bu riski olan hastaya niye biz ameliyat sırasında direkt böyle bir beş koymuyoruz? Bazı hastalarda kullanıyoruz. Ama bir yandan da bunlar enfeksiyon oranını arttıran malzemeler. Yabancı cisim. Evet. Her hastada rutin kullanmak doğru mu? Hayır. Değil. Risk faktörü yüksek olanlarda kapatırken direkt yamayı koyuyoruz. Yamayı koyduğumuz değil. Yamayı koyduğumuz hastalarda var. Tabii yani onkolojik cerrahi yapıyorsunuz. Çok kilolu, bir yan risk faktörü var. İkinci bir ameliyatı tolere etmeyecek ama kirli bir ameliyat da değil. Onda yamayı koyup öyle çıkmak mümkün. Onu yaptığımız hastalarımız var. Peki hocam bunu kapalı ameliyatla geldik. İçeriden fasiyeye bunu yapıştırıyoruz. Evet. Şu onu fasyanın altına yerleştiriyoruz. Şu zımbayla da bunu köşelerden yapıştırıyor muyuz? Köşelerden tutturuyoruz. Evet. Evet. Adamı zımbalıyoruz. O zımba malzemesi dikiş ipi gibi bir titanyum. Şey. Titanyum. Titanyum. Özel ulaşımlı. Bunlar şey az reaksiyon veriyor. Bunlar önemli çünkü karın içinden koyduğumuz yamalarda bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Niye? Bizim cerrahide büyük problemlerimizden biri de yapışıklık. Evet. Onun için bu yamaların da farklı tipleri var. Yani emilir, emilemeyenler var. Tek katlı, çoklu peki katlı. Peki siz hangisi öneriyorsunuz hocam? Emilen mi daha iyi? İhtiyaca göre değişiyor. Yere hayır, göre emilebilen yamaları her yerde kullanamayız. Yani fıtık onarımında kısmen emilebilir, yani belli bir oranda emilebilir malzemeden yapılanlar var. Onları kullanabiliyoruz. Örneğin light dediğimiz hafif yamalar var.